Değerli TV Yalova izleyicileri, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının 17.sine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Altınova Belediye Başkan Adayı Sayın Yasemin Fazlaca. Sayın Fazlaca, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının amacı kent yönetiminde söz sahibi yetkili ve etkili kişileri programımıza konuk etmek, kentin sorunlarını Yalova kamuoyunun gündemine taşımaktır. Evet Sayın Fazlaca, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının 17.'si TV stüdyolarında yapıyoruz. Bugünkü konuklarımızdan biri de siz oldunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hemen konuya girelim. Tamam. Yasemin Fazlaca kim? Kısaca Yasemin Hanım'ı tanıyalım. Buyurun efendim. Tabii. Ben 79 doğumluyum. Kastamonu Cide doğumluyum. Evliyim. İki tane de kızım var. İnşallah. Biri 4. sınıfa gidiyor. Biri 8. sınıfta. Şu anda lise hazırlıkta. Üniversiteyi önce Balıkesir Üniversitesi muhasebe bölümünü bitirdim. Daha sonra Anadolu Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra mali müşavirlik sınavlarına girdim ve mali müşavirlik unvanını kazandım. Şu anda 40 yaşındayım. 20 yaşından beri iş hayatının içindeyim. Yaklaşık 20 yıldır hiç ara vermeden bir fiil iş hayatının içinde oldum. Biz sizi iş kadını kimliğinizle de tanıyoruz sanırım. Evet. İş hayatınız hangi sektör ile iç içe? Mali müşavirlik? Mali müşavirlik devam ediyor mu? Yok, şöyle ben mali müşavirlik unvanını kazandım ama bir fiil şey olarak yapmadım. Büro açarak mesleğimi devam ettirmedim. Öncesinde mali müşavir bürolarında başladım fakat daha sonrasında ithalat ihracat firmalarında, tekstil ve kereste fabrikalarında yöneticilik vasfında çalıştım. Süper. Daha çok sonra güzel. Evlenince baba mesleği olan tersanecilik sektöründe Tuzla'da faaliyette bulundum. Çok güzel. Tuzla'daki tersanelerin Altınova'ya taşınmasıyla birlikte ben de 2006 yılında, 2005-2006 yıllarında baba mesleğimizi burada sürdürmek adı altında aile firmamızı buraya taşıdık. Yani Yalovalı ve Altınovalı olduğunuz 2006 evet, yılından aynen, sonraki süreçte. Aynen öyle. Evet, çok güzel. Tersanelerin Yalova'ya gelmesi, hı-hı, Altınova bölgesine kurulması gerçekten... Hı-hı. Yalova ekonomisine çok önemli, ciddi bir katma değer. Kesinlikle. Onun dışında Altınova'nın çehresini değiştiren bir sektör oldu Sayın Fazlaca. Evet, şimdi belediye başkan adaylığı, bir kadın belediye başkan adaylığı Yalova'da ve çevre beldelerde tek kadın belediye başkan adayı konumundasınız. Bu nasıl oldu? Niye böyle bir işe kalkıştın Sayın Fazlaca? Evet. Ya esasında çok siyasi anlamda taraftar değildim. Hani bir şekilde bir belediye başkanı olayım ya da siyasi faaliyetlerin içinde bulunayım. Bir hayal yoktu yani. Yok, sonradan böyle oluşan, yoktu. Gelişen bir durum mu evet, evet, oldu? Evet, aynen öyle. Yani buyurun, siyasete ben aktif olarak hiç hayatımda hiç bulunmadım. Evet. Hani tabii ki bir gönül bağımız vardı. Her zaman her yerde konuşulduğu gibi siyaset konuşuyorduk ama muhakkak. Hep dışarıdan gözlemci olarak. Ama işin göbeğinde bu dönem olduk. Bu dönem olduk. Buyurun. Anlatın süreci. Çok merak ediliyor çünkü. TV Yalova izleyicileri gerçekten Yalova'nın tek kadın belediye başkan adayı konumunda Yasemin Hanım'ı merak ediyorlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben 15 senedir yaklaşık Altınova'dayım. Altınova'da ilk 15 sene önce neyse şu anda da aynı süreçte ilerlediğini gördüğüm için bana da böyle bir teklif dışarıdan geldiği için dedim ki yani ben yapabilirim yani bunu. Sonuçta 20 senelik bir ticaret hayatım var. Artık neyin ne olduğunu bilebiliyorum. Çocuklarımı büyüttüm. İşlerimi de kendi düzeyimde hafiflettim. Artık insanın şöyle düşündüm esasında. Yani okuduğun
topraklara, ekmek kazandığınız topraklara sizin de bir vefa borcunuz var. Ben bu vefa borcumu ödemek adına yaşadığım ilçenin çoluğumla çocuğumla aynı ilçede yaşıyorum ve uzun süreler burada kalmayı düşünüyorum. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Buraya bir kadın elinin değmesi gerektiğini düşündüğüm için ben de elimi taşın altına koydum. Açıkçası çıkış amacım buydu. Çok zor bir görevi üstlenmiş olmayacak mısınız? Bir tarafta iş kadınlığı kimliğiniz var, biz bir tarafta anne, eş göreviniz var. Evet. Diğer tarafta da bir belediye başkanlığı makamı ve belki de binlerce insanın sorunlarıyla, sıkıntılarıyla ilçenin de gelişmesi noktasında da birçok yoğun bir tempo, çok ağır bir yükün de altına girmiş olacaksınız. Sizlere ben kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum bu anlamda. Şimdi biliyorsunuz ki Yalova kadın valisi, evet. Sayın Esengül Civelek, Sayın Tuğba Yılmaz, İl Emniyet Müdüresi görevini yapan Nurdan Canca isimleriyle Yalova'da böyle bir kadın sembolü oldular, idareci sembolü oldular. Biz 31 Mart akşamı Yasemin Fazlaca'yı Altınova'da belediye başkanı görebilecek miyiz? Bunun için Fazlaca ne yapıyor? Ne tür çalışmalar yapıyor? Fazlaca ne yapıyor? Fazlaca şöyle, ben hep iş hayatının içinde olduğum için insanlar genelde iş yapan insanlar beni Altınova'da daha fazlasıyla tanıyorlardı. Sosyal yaşam anlamında ben Yalova'daki tanınırlığım Altınova'dan daha fazla. Çünkü ben burada aynı zamanda Yalova Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyesiyim. Biz burada kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili birçok projede bulunduğumuz için Yalova'daki tanınırlığım daha fazla sosyal yaşam anlamında. Evet. Benim orada ilk başlangıçtaki tek eksikliğim, yani rakibimden tek eksikliğim sosyal alanda beni insanların tanımamış olmasıydı. O süreçte benim erken yola çıkmış olmam bu açığımı kapatmış oldum. Altınova küçük bir Altınova ilçe. Küçük bir yer. Yani tanınma noktasında yapmış olduğunuz çalışmalar netice çok, vermiş çok, midir? Evet, o çok kısa zamanda çok güzel yol aldık bu anlamda. Girişimlerimiz ve yaptığımız çalışmalar gerek sosyal medyada olsun, gerekse insanlarla tek tek iletişim halinde olsun. Çok çabuk yaygınlaştı tanınırlığımız. Yani şöyle söyleyeyim. Yani ilk defa kahvelere giren bir bayan gördü Altınova, öyle söyleyeyim size. İlkleri gerçekleştiriyorsunuz. İlkleri gerçekleştirince duyumlar ve insanların izlenimleri birbiri arasında daha fazla yayılmaya başladı ve tanınırlığım otomatikman hızlandı bu süreçte. Peki az önce şey dediniz, böyle bir kadın eli değmeli. Evet. Neye değmeli kadın eli? Ne eksiklikler evet, var Altınova'da? Altınova'da kadın elinin değmesi gereken çok şey var ama en önemlisi ailelere kadın eli değmesi lazım. Çocuklarımıza ve gençlerimize kadın elinin değmesi lazım. Sokaklarımıza ve sosyal yaşam alanlarımıza kadın eli değmesi lazım. Bizim Altınova'daki en büyük sorun her şey belediye tarafından yapılabilir. Yollar yapılabilir, köprüler yapılabilir, yeraltı, yerüstü çalışmalarını yapabilir. Ben şunu söylüyorum her yerde. Bu tür şeyleri yapmak belediyenin zaten asli görevidir. Bunları insanlara yapıyorum, yaptım, yapacağım gibi lütuflarda bulunmak bence doğru bulmuyorum bu söylemleri. Çünkü belediye niye var? Belediye oraya hizmet götürmek için var. Ama belediye aynı anlamda bir de sosyal yaşam alanları sunmak için var. Yani siz yaşadığınız şehirde, yaşadığınız ilçede mutlu olmanız lazım aile bireylerinizle birlikte. Yani akşam 6'dan sonra sizin gidebilecek bir alternatifinizin olması lazım. Ya da kazandığınız paranın ilçeye faydası dokunması adına başka ilçelerde harcanmaması lazım. O ilçede tasarruf edilmesi lazım. O anlamda kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki yapmış olduğunuz çalışmalarda kadınların bakış açısı, size tepkileri, gençlerin bakış açısı bu konuda bir duyarlılık gösterdiğiniz ortada. Evet. Yani nasıl tepkiler alıyor Yasemin? Aslında ben Yasemin, bu işe ilk düşünmeye başladığımda bu benim için bir dezavantaj olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü Altınova küçük bir yer. Çok etnik kökene sahip bir yer. Hani kozmopolit bir evet, yapıya sahip aynen, değil mi efendim? Aynen.
Yani acaba bir bayan olarak hani böyle ufak bir yerde çıkmış olmam bir dezavantaj doğurur mu diye aslında bunu çok düşündüm ve sorguladım. Tam tersi bir şeyle mi karşılaştın? Ama tamamıyla yani hiç benim de ummadığım şekilde insanlar beni kucakladılar bu anlamda. Yani yeri geliyor ablacığım diye sarılıyorlar, yeri geliyor kızım diye sarılıyorlar. Yani insanlar beni bu anlamda çok çabuk benimsediler. Ben bile bazen hani hayret ediyorum yani bir bayanı diyorum nasıl bu kadar hani benimsediler, belediye başkanı olarak görmek istiyorlar. Bu bende çok büyük olumlu etkiler yarattı açıkçası. Siyaset yapmak bu mu Sayın Fazlaca? Siyasetçi mi olmak lazım? Böyle bağırlara basılmak için. Vallahi ben ne diyorsunuz? Siyasetin her yerde aynı şeyi söylüyorum. Siyasetin en güzel tarafı bu. Yeni insanlar tanımak, yeni ailelerle kucaklaşmak, insanların sizi yolda görüp merhaba demesi, tanımadığınız insanların bile size başını önüne eğip selam vermesi bence siyasetin en güzel tarafı bu. En güzel yeri o. Teşekkür ediyorum. Peki Altınova Belediye Başkanı, pardon Altınova Belediyesi'nin böyle sorunları, sıkıntıları sizin için böyle en önemli problem teşkil eden sorun nedir? Yani ilk belediye başkanı oldunuz diyelim. Nereden, nasıl başlayacaksınız? Neyle başlayacaksınız? Çok eksiklikleri var. Altınova'nın bir defa şöyle, Altınova Yalova'nın en büyük gelir kaynaklarına sahip ilçelerinden bir tanesi. Gerek turizmi, gerek tarımı, gerekse sanayisi olsun. Ama bu büyük ölçüde bundan yararlanamamış bir ilçe. Yani çoğu şehirler hep yarım kalmış, yatırımlar yarım kalmış. Yatırımlar yarım kalmış derken bugün şehrin göbeğinde, şehrin ilçeli sokaklarında hala yapılmayan bu devirde sokaklar, kaldırımlar görüyoruz. Bir defa bunların görsel anlamda tamamıyla bitmiş olması gerekiyordu şu zamana kadar. Ama en önemlisi ve en önemlisi benim için gençlerin, çocukların, ailelerin yaşam alanı yok. Yani akşam sizin bir çalışan bir bayan olarak eve gittiğinizde ve canınız yemek yapmak istemediğinizde çıkıp ailenizle yemek yiyebileceğiniz bir yer yok akşam saatlerinde. Evet. İş potansiyeli olduğu için genelde lokantalar kapanıyor. Yani bir yere gidemiyorsunuz açıkçası. Vakit geçiremiyorsunuz. Sosyal hayatı dışarılarda arıyorsunuz. Sosyal hayatı maalesef diyorsunuz. Başka ilçelerde geçiriyoruz. Peki Altınova'nın özellikle çok önemli değerleri var. Mesela bir Osman Gazi Köprüsü var. Evet, ekonomisine evet. Çok ciddi katkı sağlayan ve orada siz de ticaret yapıyorsunuz. Tersaneleri var. Evet, evet. Bir Hersek Lagünü var. Yıllar önce atıl vaziyetteydi. Hı-hı. Yine tarım alanında çiçeği var. En önemlisi kivisi çok meşhur. Bu avantajları Altınova değerlendirebiliyor mu sizce? Ben esasında evet şöyle bizim en büyük eksikliğimiz Altınova'nın bu değerlerinin daha markalaştırılamamış olması. Yani şu anda bizim orada tersane sektörümüz var. Dünyaya ihracat yapılıyor. İhracat rekorları kırılıyor. Ama biz Altınova'yı daha bu anlamda insanlara lanse edemedik. Bir şu anda sahil çalışmamız var. Dediğiniz gibi lagünümüz var. Tarihsel bir altyapısı var. Ama maalesef bunların reklamı insanlara yapılamadığı için insanlar Altınova'ya gelme şeyini göstermiyorlar. Yani cazibe merkezi olmadı Altınova. Yani bir markalaşamadı. Bir köprüden geçerken şurada Altınova'da durayım demiyor insanlar. Biz o noktada varız. Yani insanlar köprüden geçerken ben Altınova'da durup bir kahvaltı yapayım diyebilmeli. Burayı merak edebilmeli Altınova'yı. O anlamda bir marka şehir yapmak için yola çıktık zaten. Ekibim de aynı şekilde düşünüyor. Buranın tanınırlığının kesinlikle artması lazımdı şu ana kadar bu yatırımlarla birlikte. Ama maalesef bu yönde bir çalışmanın olduğunu düşünmüyorum. Peki Sayın Fazlaca, Altınova Belediyesi'nin şu anki mali durumunu hakkında bir bilgiye sahip misiniz? Altınova Belediyesi borçlu bir belediye mi? Borçsuz bir belediye mi? Evet. Altınova Belediyesi'nin gayrimenkulleri noktasında bir bilgi var mı elinizde? Belediye ne durumda?
kısaca? Ya bizim belediye ile ilgili net bir bilgiye sahip olmamız için içeride olmamız gerekiyor. Şimdi ne kadar söylenirse söylensin bunların hepsi afaki olur. Hı hı. Tabii ki büyük duyumlarımız ve kendi şu andaki mevcut başkanının da söylemiş olduğu söylemlerden şunu anlıyoruz ki evet bir borç var. Ama borcun miktarını ancak içeriye girdikten sonra. Bu net bir şekilde ifade edilmiyor mu efendim? Yok şu anda en azından bize intikal eden şu kadar bir borcumuz var denilecek noktada bir bilgiye sahip değiliz. Peki özellikle Altınova Belediye Meclisi'ni oluştururken Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet. Siz meclis adaylarını hangi kriterlere göre belirlediniz Sayın Fazlıca? Evet, şöyle şu kriterlere göre belirledik. Biraz önce de belirttiğim gibi bizim Altınova'mız çok etnik gruba sahip, kozmopolit bir yer. Ve bunlar da belirli bayağı bir nüfusu oluşturuyor bu etnik gruplar. Biz bu etnik grupların içerisinden toplumun akıl birliğiyle bize önerdiği insanları biz seçmeyi kabul ettik. Çünkü neden? İnsanlar kendi yapılarının belediyelerde temsil edilmesini istiyorlar. Temsiliyet noktasında da bunları belediye başkanı ya da partilerin değil kendileri belirlemek istiyorlar. Biz de bu hassasiyetlere önem verdik. Biz toplumun ortak istişareyle vardığı adayları meclis üyesi yaptık. Bu anlamda da çok doğru karar verdiğimizi görüyorum. Çünkü şu anda meclis üyelerimizle ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz. Evet. İnsanlar çok çabuk benimsediler. Bir diğer ikinci kriterimiz ise gerçekten Altınova'da uzun yıllar ikamet etmiş, burada en azından esnaflık yapmış, iş yapan insanlar, buraya değer katacak insanlar. Yani biz etnik kökenlere giderken bize birkaç tane isim verin. Yani tek isime bağlı kalmayalım ki biz de o kriterlerden en katkı iyisini sağlayabilecek kişilerden diyorsunuz. Aynen. Eğitim durumları, liyakat noktalarındaki kriterler bazında alındı mı? Onların tabii, eğitim tabii, durumu olsun, sosyal yönleri noktasında herhalde aynen, kriter. Aynen. Peki, özellikle Altınova Belediye Başkanı'nın söylemlerinde hep şu var. Biz siyasi iktidarın da nimetleriyle Altınova'da birçok projeyi hayata geçirdik, hı hı, diyor Sayın, evet, Doktor, evet, Metin Oral. Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Öyle sorayım. Şöyle, evet belli iktidar gücünün veya onun getirmiş olduğu pozitif bir katkısı mutlaka ki vardır. Bir köprünün inşa edilmesi Altınova... Ya bu Altınova'nın coğrafi konumuyla alakalı. Aynen. Yani bunu herhangi bir belediyenin artısı, belediyenin de bir istişaresi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama şöyle, şuna örnek vermem gerekirse... Altınova'nın şansı mı diyelim? Tersanelerin, aynen, oraya gelmesi, köprünün oraya yapılması. Aynen. Yani belediye başkanının becerisi değil de bir Yalova'nın bir şansı, Altınova'nın bir şansı olarak şöyle değerlendiriyorsunuz. Şöyle ben size izah edeyim. Tersanelerin buraya gelmesi benim de kendi hemşerim olan ve uzun yıllar Altınova'da mermercilik sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamımızın Hakkı Kan Bey'in, sevgili hemşerimin buraya, kendisi de aynı zamanda armatörlük vasfı da vardı. Evet. Bu sanayiyi buraya kendisi getirmek. Çok mücadele ettiğini ben çok iyi biliyorum. Mücadeleler verdi, aynen. Yani bizi özellikle Tuzla'dan telefonla arayarak lütfen buraya gelin, yatırım yapın diyen kişi. Bizleri ikna edip buraya getiren insanlardan bir tanesi öncüsüdür ve öncüsüydü. Evet. Çünkü buraya kimse güvenip de yatırım yapmak istemiyordu ki biz kendisine güvendik. Burada bu iş olur dedik ve buraya yatırımlarımızı yaptık. Bu arada Yalova Manşet Gazetesi'nin sahibi sıfatıyla bizim gazetenin de çok büyük desteği oldu o dönem. Mutlaka olmuştur. Peki Sayın Fazlıca, Altınova Belediye Başkanı Sayın Doktor Oralı, hı hı, yaptığı 3 dönemlik belediye başkanlığında böyle şu işleri çok güzel yaptı,
diyebileceğiniz, Altınova'ya çok güzel bir hizmeti şu oldu diyebileceğiniz hizmetleri var mı sizce? Hizmetleri anlamında şöyle söyleyebilirim. Şimdi doktorluk vasfından dolayı insan ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mesela bir belediye binası kazandırıldı. Tamam, bu tersanecilerin, evet, oradaki yatırımcıların, evet, iş adamlarının desteğiyle oldu. Hı-hı. Bir hastane yapıldı. Bu da hükümetin desteğiyle oldu. Yine bir lise yapıldı biliyorsunuz. Denizcilik üzerine bir lise. Evet, evet. Yani burada özellikle sizin Doktor Metin Oral şurada çok başarılı, şu hizmetini çok takdir ediyoruz dediğiniz bir çalışması var. Ya şöyle, çok çok bir hizmetini ben takdir edebileceğim hizmetini görmedim. Çünkü şu saydığınız şeylerin hepsini ben de içinde olduğum için söylüyorum. Evet. Belediye binasını, hastane, yolları, parkları, biz tersane girişimcileri olarak, üyesi olan birisi olarak söylüyorum. Bizler yaptırdık. Çünkü biz buraya bu yatırımı, sanayinin gelebilmesi için devlete bazı taahhütler vermek zorundaydık. Evet, o taahhütleri taahhütlerin neticesinde bu oluşumlar gerçekleşti. Ve hala da oradaki sanayi sektörü belediyeye büyük katkılar sağlıyor. Katkılarının sağlaması neticesinde bir de belediyenin kendisi yapması gereken, bütçesiyle yapması gereken şeyler var. Bunları tersane girişimcileri yaptırdı. Belediyeye baktığımızda ne yaptırdı dediğimde o noktada bir şey göremiyoruz. İşte o noktanın kaynakları doğru yerde değerlendirildi mi? İnsanların kafasında sorgulayan soru bu. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, özellikle seçimlere şurada bir ay, 10 gün gibi bir süre kaldı. Altınova halkına özellikle böyle iletmek istediğiniz mesaj ne olur? Yani çok kısa süre kaldı. Evet, şunu söyleyebilirim. Belediyeleri partiler değil insanlar yönetiyor. İnsanların kişiliklerine, yönetim kapasitelerini değerlendirirlerse insanlar doğruyu karar verirler. Ben tamam, evet, bir partiyi arkama aldım. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yerde partizanlık söylemleriyle yoluma devam etmiyorum. Çünkü ben oraya geldiğimde hiçbir partinin belediye başkanı olmayacağım. Altınova'nın belediye başkanı olacağım için bana bir AK Partili'nin, bir MHP'linin de başka parti gözüyle bakmasını istemiyorum. Yasemin olarak beni değerlendirmesini istiyorum ve ona göre karar vermesini istiyorum. Peki şunu özellikle Altınova halkında yapmış olduğunuz seçim çalışmalarında görebiliyor musunuz? Yani Altınova halkı biz yeni bir yüz görmek istiyoruz. Evet. Artık eskilerle Altınova istediği noktaya geldi, getirildi. Evet. İşte yeni bir kan değişikliği noktasında, evet, bir şey aldınız mı? Bir ışık aldınız mı? Evet, insanlar artık bir heyecan, bir değişim beklentisi büyük oranda var. Yani artık buradaki bir kadın olarak da benim olmuş olmam, bir kadının gelmesini istemeleri ayrıca beni mutlu ediyor. Bir değişim isteniyor, evet, ama bunu bir kadının olarak da değiştirilmesini istemeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Evet, böyle bir değişime gerçekten ihtiyaç var ve istek de var. Onun için insanlar beni çok çabuk kabullendiler. İnşallah da neticesi güzel olur. Peki tanıtımlarınızı genelde nasıl bir propaganda çalışması yapıyorsunuz? Tanıtımlar ne şekilde oluyor? Birebir dokunuşla, sohbetle, evet, mi oluyor? Medya gücüyle mi, sosyal medya gücüyle mi? Yalova medyasıyla iletişiminiz ne boyutta? Evet. Yalova medyası nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuya da kısaca bir değinebilirsek efendim. Şimdi Altınova küçük bir yer olduğu için bir de önceliğimiz hani daha erken yola çıktığımız için insanlarla birebir kucaklaşmayı daha çok önemsiyorum. Tesirli de oluyor, evet, değil mi, evet, sayın? Kesinlikle. Yani ben bu anlamda günde 100-150 tane ev geziyorum. Günlük çat kapı. Maşallah. Gündüz gidiyoruz arkadaşlarımızla birlikte. İnsanlara önce bir yüzümüzü tanıştırıyoruz. Merhaba diyoruz, nasılsınız diyoruz. Sohbet oluyor. Evet. Ufak kapıdan şöyle, evet, küçük sohbetlerimiz oluyor. Ama onun haricinde akşamları mutlaka
bir topluluğa ev ziyaretlerine evet. çok önem veriyorum. Ufak yer olduğu için insanlar sizi mutlaka görüyorlar. Mutlaka bir yerde rastlaşıyorsunuz insanlarla. O anlamda ben insanlara değmek, konuşmak anlamında daha çok önemsiyorum. Peki şunu hissediyor musunuz? Herhangi bir seçmenle bir sohbet ettiğiniz zaman, bir tanıştığınız zaman, bir muhabbete girdiğiniz zaman, bu çat kapı ziyaretlerde evet, de evet, olsa evet, gerek, aynen. ev ziyaretlerinde daha uzun süreli görüşmelerde de olsa gerek, ya bu kadın bana oy verir veya bu vermez gibi bir analiziniz kesinlikle oluyor. Kesinlikle oluyor. Çünkü mimiklerden, evet, konuşma şeklinden, evet, evet, hareketlerinden oluyor. Bunu gözlemleyebiliyor oluyor, musunuz? Oluyor kesinlikle. Yani insanların bakışından, evet. Size karşı olan samimiyetinden, duruşundan, evet. yani size olan misafirperverliğinden evet. Kesinlikle anlıyorsunuz. Hissediyorsunuz. Evet. Nedir durum? Bence çok iyi. Şu anda çok iyi gidiyor. Son böyle medya kısmına hiç değinmediniz. Yalova evet. medyasını tanıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. 31 Mart akşamı belediye başkanı seçildiğiniz zaman ilk toplantıyı medyayla mı yapacaksınız? vatandaşla mı kucaklaşacaksınız? Var mı öyle bir kafanızda oluşturduğunuz, ya ben seçilirsem işte o akşam şunu yapacağım. Hiç öyle bir düşüncem yok. Yok mu? İnanın. Neden yok? Evet. Bazı şeylerde erken mi diyorsunuz? Erken. Evet. Dereyi görmeden paçayı sıvamak da istemiyorum. Evet. Ama bazı şeylerde tabii ki insan bir öngörüsü oluyor, bir hayali oluyor. Yani şöyle yaparım diyorsunuz ama insanın da bazı yerlerde kendini frenlemesi gerekiyor. Hiçbir zaman rehavete kapılmıyorum. Evet. Tam gaz hızla çalışıyorum. O akşam spontane ne olursa gelişecek artık. Ben yapmış olduğum meslekten kaynaklı tabii bu. Bir kazanamayacak bir belediye başkan adayının dahi ben kazandım şeyle karşılaşıyorum. Hı hı. Heyecanım, isteği ve inancıyla karşı karşıya kalıyorum evet. genelde. Siz bu konuda çok fazla böyle ben kazandım, iddialıyım diyemiyor musunuz? Şöyle, ben, daha temkinli mi ben yaklaşıyorsunuz? Ben çok realist bir insanım. Gerçekçi olmak gerekiyor. Çok gerçekçiyimdir. Ben yıllardır hep rakamlarla analist düşündüğüm için böyle çok hayalperest bir insan değilim açıkçası. Hep benim önümde hep rakamlar olur, analizler olur, sonuçlar olur. Ben ona göre hareket ederim. Onun için çok bazı şeylerin rehavetine kapılmıyorum. Önüme bakıyorum, çalışma tempomla devam ediyorum. Sonuç tabii ki hakkımızda, umarım hayırlısı olacak ama her şeyin gerçekçiliği benim için daha önemli. Peki Sayın Atmaça, valla yarım saat geçti herhalde. Programımızı böyle sizde çok yoğun bir tempoda sizleri evet, biz evet. buraya davet ettik. Çok sağ çok teşekkür ediyorum. Teşekkür 17. konuğumuz oldunuz. Yalova TV stüdyolarında gerçekten sizi ağırladığımız için biz de çok mutluyuz. De biz sizlere başarılar diliyoruz. Hakkınızda hayırlı olsun. Teşekkür ederim.